Ben bir büyüme yatırımcısıyım. Yani yatırım yaptığım şirketin büyümesini isterim. Tesla'yı, Palantir'i, Nvidia'yı bundan dolayı seviyorum. Fakat bu zaman zaman değer yatırımcısı olmayacağım anlamına da gelmez. Değer yatırımcıları değerli buldukları şirketlerin fiyatları bir sebepten dolayı düşüyorsa onda bir trade fırsatı görürler. Daha evvel ben bunu Meta'da gördüm. Geçen sene Meta 100 dolarlar civarına indiğinde farklı kanallarda defalarca anlattım. Meta bunu hak etmiyor. Yukarı doğru geri dönmesi gerekir dedim. Aynı şeyi Netflix için konuştum. Netflix o kayıpların büyük bölümünü geri aldı. Bugün de PayPal için konuşmak istiyorum. Elbette anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değil. Fakat PayPal'ın yediği dayağın haksızca olduğunu düşünüyorum. Ve PayPal'da yukarıya doğru %50 veya %60'lık bir fırsat olduğuna inanıyorum. PayPal benim ana yatırım felsefeme uygun bir yatırım olmayacak benim için. Çünkü büyümesi zayıf bir şirket ve ileride daha da zayıflayacaktır diye inanıyorum. Ama bu bu şirketin muazzam nakit akışı ürettiğini, süper karlı olduğunu, sektörde yıkılmaz bir pozisyona hakim olduğunu yatsımamı buna gerektirmez. Ve eğer piyasa buna uyanmıyorsa ve onu dövüyorsa ben PayPal'la ilgilenebilirim. Anlatacaklarımın bir yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatayım. Mutlaka kendi analizinizi kendiniz yapmalısınız. Ama ben PayPal'ı beğeniyorum. Neden beğendiğimi şimdi anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Başlamadan önce küçük bir not. Biz bu tip analizleri her hafta YouTube katılı üyeleri için yapıyoruz. Şu an kadar incelediğimiz hisseleri görüyorsunuz. Maşallah çoğunda da kazançlıyız. Ama biz uzun vadeli aslında bir analiz yapıyoruz. Kısa vadedeki kazançları tesadüf diye yorumlayalım. Öyle bakalım. Yoksa çok iyi kazandık. Ama siz de bu tip analizlere yararlanmak isterseniz lütfen gelin hemen katılı üye olun. Her hafta bir teknoloji hissesini detaylı inceliyoruz. Bu size hem bir hisse senedi nasıl incelenir, hem bir teknoloji nereye gidiyor, bir şirketin iş modeli nasıl gibi çok da eğitici oluyor gerçekten. Ayrıca eğlenceli de yapıyorum ben o sunumları. çekerse hemen gelin YouTube katıl üyemiz olun. Şimdi dönelim PayPal'a. PayPal biz Türklerin maalesef mahrum kaldığı çok muazzam bir yatırım platformu. Türkiye'de yasaklandı. Serverlarını Türkiye'ye getirmesi istendi. PayPal'da ben dünyada böyle çalışmıyorum. Türkiye özel davranamam dedi. İşte o da bizim Easy Joe gibi şirkette önünü açtı. Ama hala uluslararası ödemelerde PayPal'a ihtiyaç duyuluyor. Bunun bir alternatifi var. Stripe diye biz onu kullanıyoruz uluslararası işlerimizde. Hatta Stripe size Amerika'da bir şirket bile kurabiliyor. PayPal muazzam bir aslında dev ve iki bacaktan oluşuyor müşteri kitlesi. Bir merchant'lar dediğimiz yani tüccarlar var. Bunun içerisinde dev online perakendeciler olduğu gibi dev fiziksel perakendeciler de var veya çok küçük bir web sitesi, hatta tek bir bakkal bile olabiliyor. Çünkü artık kartla ödeme bile alabiliyorlar. Bir yandan da tabii tüketiciler var müşteri kitlesinin içerisinde ve bunlara pek çok hizmet sunuyor. Ödeme hizmetleri olarak PayPal, Venmo, Pay Later bu PayPal'ın taksitli ödeme sistemi bizim bankaların yıllar önce keşfettiği yöntem ve başka alternatiflerimiz de var. Arkada bütün ödeme işlemlerin processing'ini de yapıyor. Yani mesela Apple Pay'i kullandığınız zaman Türkiye'de pek kullanılmıyor ama dünyada çok var. Arkada Visa veya Master çalışıyorlar. Burada PayPal bütün ödeme sürecinde kendisi gerçekleştiriyor. O yüzden kar marjları da olumlu oluyor. Dijital cüzdanlar sunuyor. Hatta kripto ile ilgili dijital cüzdanları da var. Kredi kartları, debit kartları sunuyor. Alışverişle ilgili ödüllendirme mekanizmaları, tüketici sadakatini sağlayacak programlar da getiriyor. Ve bir yandan da tüccarlara bir sürü hizmet sunuyor. Mesela sahtekarlığa karşı koruma gibi onların işlerini büyütmek konusunda destek vermek gibi. Ve çok büyük bir şirket gerçekten 22.3 milyar global ödeme işlemi PayPal üzerinden geçmiş. Ve şu an itibariyle 435 milyon üzerinde aktif hesap var. Bunun içerisinde merchantlar ve tüketiciler dahil. Karşımızdaki gerçek bir dev. Ve aslında çok da başarılı bir dev. Burada 2015, 2019 ve 2022'deki bazı sonuçlarını görüyoruz. Aktif hesap sayısı 181 milyondan 435 milyona gelmiş. 5 yıllık ortalama da %14 büyüyor. Çok iyi bir rakam. Toplam üzerinden geçen ödeme hacmi 288 milyar dolardan 1.36 trilyon dolara gelmiş. Burada da yine yüzde bir yıllık ortalama büyüme var. Bunu içerisinden kendisine düşen komisyon işte burada ciro anlamına geliyor. 9.2 milyardan 27 milyar dolara gelmiş. Yıllık yüzde 16 net büyüme var burada. Hisse başı karlılığa baktığımızda 1.29'dan 4.13'e gelmiş. Yıllık ortalama büyüme yüzde 17. Ve serbest nakit akışlarına baktığımızda da yıllıkta 1.8'den 5.1'e gelmiş. Yıllıkta ortalama yüzde 22 net nakit akış artışı var. Müthiş yani hem büyük bir şirket hem de büyümeye devam eden bir şirket. Ama hisse senedini sevmiyorlar. Neden sevmiyorlar biraz sonra geleceğiz. PayPal'ın başarılı olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi arka taraftaki tüccarların onu çok seviyor olması. Çünkü tüccarların işlerini büyütmelerine yardımcı oluyor. PayPal kullanan tüccarlarda müşteri geri getirme oranı ve tekrar ürün satma oranı %20 civarında artıyor. PayPal müşterileri %60 daha fazla alışveriş yapıyorlar aynı siteden. PayPal müşterileri başkalarına da seni tavsiye ediyorlar. Burada 30'luk bir artış oluyor. PayPal müşterileri çok ciddi müşteri sadakati sağlıyorlar. Çünkü müşteri deneyimini %28 oranında iyileştiriyorlar ve PayPal'ın kullanılıyor olması o siteden tekrar alışveriş ihtimalini %25 civarında artırıyor. Yani ben buna çok önem veriyorum. Siz de her zaman bir ürün incelemesi yaparken önce müşteri tarafından meseleye bakmanız lazım. Burada iki müşteri var. Tüccarlar onlar gayet memnunlar çünkü işlerini büyütmelerine yardımcı oluyor. Biz Türkler şu anda tüketici olarak PayPal'ı maalesef kullanamıyoruz ama kullandığı dönemde bayılıyordum bir yerden alışveriş yapmak istediğimde alt tarafta o PayPal düğmesini gördüğümde içim rahatlıyordu. Tıklıyordum anında ödemem yapılıyordu. Ve biz de bir tüccar olarak burada keşke PayPal'ı sitemize entegre etmenin bir yolu olsa diye düşünüyoruz. Yani sağ olsun iyi o vesaire iyi hizmetler sunuyor ama lokal hizmetler bunlar. Uluslararası bir iş yapmak istiyorsanız bu tip platformlara çok ihtiyacınız oluyor. Bütün bunlara karşın PayPal hisse senedi çok sert dayak yiyor. Burada görüyorsunuz şu anda 2017'lere inmiş durumda fiyatı. Bu yıl başından beri S&P 500 ve Nasdaq'ta süper artışlar varken de PayPal düşmeye devam etti. Biraz sonra o rakamların detaylarına biraz gireceğiz. Ve aslında bu oldukça şaşırtıcı. Çünkü mesela 2023 ilk çeyrekte gelen bilanço son derece olumluydu. Büyümeler çift taneli pek çok konuda. Serbest nakit akışlarında azıcık bir azalma varsa da yine çok kuvvetli. Ve ileriye yönelik de biraz sonra göreceğiz. Beklentileri de düzelttiler. Diyorlar ki bu raporlarında 5.8 milyar işlem geçti üstümüzden. Bu geçen yıla göre %13'lük bir artış anlamına geliyor. Ve her işlemdeki ciro da %13 civarında arttı. Bu da çok önemli çünkü işlem geçmesi tamam ama işlem başına alınan ciro da önemli. Burada da yine çift taneli büyüme var. Üzerimizden geçen ödeme 355 milyar oldu diyorlar. Bu geçen seneye göre spotta %10 kur farklarından arındırıldığında %12'lik büyüme anlamına geliyor. Müthiş rakamlar gerçekten. Toplam ciro 7 milyar olmuş bu işte onların kestiği komisyon. Burada geçen seneye göre spotta baktığımızda %8.6 kur farklarından arındırdığımızda %10.4'lük artış var diyor. Unutmayın Amerikan doları yabancı paralara karşı değer kazandı ve PayPal'ın pek çok işlemi yurt dışında yapılıyor. Ondan dolayı kur farkı yiyorlar. Bu da bizim gördüğümüzün spotta e %7.5, kur fark arındırmış haliyle %9 üzerinde oldu diyor PayPal. Gayet güzel rakamlar. Peki karlılıkta ne olmuş? 1.6 milyar dolar bu çeyrekte net kar elde etmişler. Bu geçen sene aynı döneme göre %19'luk artış geçen sene son çeyreğe göre de 7 puanlık artış. Bu çok önemli tabii. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'da son çeyrekte satışlar coşuyor. Yılbaşı alışverişleri, hediyelikler vesaire. Ona rağmen bu çeyrekte daha iyi performans var diyor. Ve bunun sayesinde %22.7'lik bir esas faaliyet kar marjına ulaşmış durumdayız. Bu da yine geçen senenin üstünde ve bizim öngördüğümüzde %22 üstünde diyor. Hisse başı karlılıkta geçen sene aynı döneme göre %33, son çeyreğine göre geçen sene 22 basmanlık artış var. Net nakit akışı 1 milyar dolar geçen seneye göre biraz azalmış durumda. Çünkü daha fazla vergi ödedik diyor. Yıl bazına baktığımızda ise 5.1 milyar dolar net nakit üretiyoruz diyor. Muazzam rakamlar. Yani burada bir sorun yok ama ona rağmen bu bilanç açıklandığı gün hisse düştü. Serbest nakit akışında evet geçen çeyreğe veya ondan önceki çeyreğe baktığımızda bir düşme var gibi ama geçen sene aynı çeyrekle kıyaslamak daha sağlıklı olur. Orada 1 trilyon dolar 26 milyardı bu sene 1 trilyon dolar aşağı yukarı aynı ki unutmayın 2022 ve 2021 çok olumlu yıllardı online ticaret açısından. Böyle baktığımızda hem de bu yıl daha fazla vergi ödemesine rağmen yine de nakit akışını korumuş bu da iyi. Üstelik bu şirket hisse senetleri geri de alıyor. Bu da olumlu bir konu. Yani o yıl ürettiği serbest nakit akışlarının bir bölümüyle share repurchases yani şuradaki koyu renkli çizgiler görüyorsunuz hisse senedi geri topluyor piyasadan. Bu neden iyi bir şey? Piyasadaki hisse senedi adedi azaldıkça onun fiyatı ne yapıyor? Yukarı doğru gidiyor. Bu yönden oldukça bonkör bir şirket olduğunu görüyoruz ve yıllar içerisinde bu hisse senedi geri alımları da epey artırmış. Yani kaba bir hesapla yılda 5-5,5 milyar dolar civarında serbest nakit akışı varsa bunu 2-2,5 milyar dolarıyla hisse senetlerini geri satın alırsa ciddi bir şekilde hisse senetini azaltma ihtimali var. Bu da fiyat üzerine yine olumlu aslında bir etki yaratır. İşin enteresanı şirket geleceğe yönelik de oldukça olumlu öngörülerde bulundu karlılık tarafında. İşin enteresanı şirketin ileriye yönelik rehberliği de fena değildi. Dediler ki biz bu yıl %20 civarında hisse başı karlığı artıracağız. İse başı kar 5 dolarları bulacak. Bu geçen seneye göre ciddi bir artış demek. Ve nakit akışımızda 5 milyar dolar civarında bırakacağız. Yatırımcıların moralini bozan tek rakam şurası. Geleceğe yönelik olarak ciro artış beklentilerini biraz geriye çektiler. Evet karlık artıyor çünkü orada çok ciddi tasarrufa gidiyorlar. Maliyet tasarrufuna. Ama ciro artışı yıllık yüzde yedi buçuk sekiz arasında olur dediler. İşte piyasa buna biraz bozuldu. Piyasanın bozuldu başka bir ikinci konuda çok rekabet var ve PayPal sunumda yeterince yapay zeka kelimesini kullanmadı. Bu tabii enteresan bir nokta. Ben mesela Apple hissesiyle burada bir karşılaştırma yapmak isterim size. Apple hissesinin fiyat kazanç oranı ileriye yönelik olarak 28. Burada PayPal'da ise 12'ler civarındayız. Oysa bu ciddi bir haksızlık çünkü baktığımızda PayPal Apple'dan daha hızlı büyüyen bir şirket. Yani PayPal'daki büyüme %8.59 geçen seneye göre Apple ise küçülüyor. Yani Apple tabi canımız ciğerimiz biz de seviyoruz ama gerçekleri de kabul etmek lazım. Apple büyümeyen bir şirket bir O yüzden o gözlüğe heyecanlandı. Belki tekrar büyütür diye ve bizim kulüpte de paylaştım. Oysa küçülen bir şirket. Ya nasıl oluyor da peki? Küçülen bir şirketin hisse başı karlılığı büyümeye devam eden bir şirketten bu kadar farklı olabiliyor. Burada temel olarak bir aslında yatırımcı sentimentinin yani yatırımcının PayPal'a karşı duygusunda bir kırılma olduğunu görüyoruz. Bu kırılmanın temel sebepleri arasında rekabet korkusu var. Nedir? Apple biliyorsunuz Apple Pay ile çok agresif oynuyor şu anda. Ondan korkuluyor. Apple Pay yakın zamanda mevduat da toplamaya başladı ve çok da başarılı oldu o işte. Ve bir yandan da Stripe gibi ve daha pek çok yeni oyuncu bu ödeme pazarına giriyorlar. Amazon gibi Etsy gibi, Shopify gibi dev perakendeciler kendi ödeme sistemlerini kuruyorlar. PayPal'ın bundan olumsuz etkilenebileceği görülüyor. Yani bir büyümede yavaşlama var ve bu büyümede yavaşlamayı kolay kolay geri getiremezler gibi gözüküyor. Çünkü çok rekabet geliyor ve gelen rekabetin bir bölümünden de bu şirketin olumsuz etkileneceğini ve pazar payı kaybedeceğini düşünüyor yatırımcılar. Ama o aslında enteresan bir çıkarım çünkü rakipler yeni değil. Visa yeni değil, Apple Pay yeni değil neredeyse 5-6 yıldır var. Alipay, Alibaba'nın ödeme platformu oldukça eski. Master öyle, Google Pay öyle, American Express öyle. Ve baktığımızda PayPal bütün bunların arasında hala güçlü bir şekilde duruyor. Apple Pay üzerinden yıllık aşağı yukarı 6-7 trilyon dolar ödeme geçiyor. PayPal üzerinden ise yılda 1,5 trilyon dolara yakın bir ödeme geçiyor. Şimdi bu olumsuz etkilenir mi? Pek emin değilim. Mesela Apple aslında sadece Apple ekosisteminde geçerli. Yani müşteride Android cihaz varsa geçerli değil. Android cihazlar tarafında evet Google Pay önemli bir oyuncuya benziyor. Ama bakıldığında aslında Google Pay ödemelerinin büyük bölümünün Google'un kendi online mağazasındaki ödeme için kullanıldığı gözüküyor. Perakende alışverişte o kadar da etkin kuvvetli değil. Ve demin gördük PayPal müthiş yaygın ve küçük perakendeciye, büyük perakendeciye, online'a, offline'a her yere seslenen ürünleri var. Ben bu nedenle evet bu rekabet PayPal'ın büyümesini yavaşlatabilir. Bunda hak veriyorum ama PayPal'ı çökerçek olduğuna inanmıyorum. Hatta PayPal'ın bir miktar beklenen üzerinde de büyüyebileceğini ve yine yıllık %10'dan üzerinde çift taneli bir ciro büyümesini yakalayabileceğini düşünüyorum. Karlık bölümündeki hikayesi daha tatlı. PayPal ciddi bir şu anda tasarrufa gidiyor ve bunların da yine şirketin karına olumlu yansıyacağına inanıyorum. Ama tabii inanmak yetmez. Şirketin biraz detaylarını da incelemek gerekiyor. Burada ben seekingalpha.com sitesini kullanıyorum. Burada küçük bir indirim kuponu var yukarıda ve aşağıda. Siz isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi göreceksiniz çok kuvvetli bir platform. PayPal'ın şu an hisse başı fiyatı 68 dolar civarında. Şirketlerin toplam piyasa değeri 74 milyarda. Yani unutmayın bu şirket yılda 5 milyar dolar serbest nakit akışı yaratabiliyor. Ben bu çerçevede bakınca ucuz da buluyorum aslında bakarsanız. Fiyat kazanç oranı ileriye yönelik 13.94 mevcutta ise 12. Bu da yine göreceğiz sektör ortalamalarının epey altında. Yani tamamen başka bir sektör biliyorum ama fiyat kazanç oranında mesela Nvidia şu anda 200'lerin üzerinde kıyaslama yapmak gerekirse. Analistlere baktığımızda hem Seeking Alpha'nın kendi analistleri hem Wall Street analistleri al vermişler. İyi işaret. Kuvant'ta ise yani matematiksel bak baktığımızda ise hold veriliyor. Şirketin değerlemesine D verilmiş. Bu iyi değil. Bu C olsaydı daha iyi. Büyüme iyi. Karlılık iyi. Momentum yani ise sende olan ilgi az. Ve şirketin hedefleri tutturma oranı ve yukarıya doğru revize etme oranı genelde iyi gibi gözüküyor. Öte yandan şirkette pek short interest yok. Yani açığa satanların sayısı az. O kötü. Açığa satan sayısı daha fazla olunca daha çok seviyoruz. Mesela Rivian öyle bir hisse. Dün bahsettiğimizin kulüp üyelerine henüz katıla katılmadıysanız size katılıp o videoyu izleyebilirsiniz. Rivian'daki short interest yüzde on buçuk civarında. O yüzden yukarıya doğru bir hareket gelince Rivian çok çabuk yukarı gidiyor. Çünkü bu açığa satanlar hisseleri geri almak zorunda kalıyorlar. Şirketin finansallarına biraz önce değindiğimiz için burada aslında bakacağımız şey biraz daha kısıtlı. Değerlemeye bakmak istiyorum ben. Şimdi baktığımızda şirketin ileriye dönük fiyat kazanç oranı 13.94. Sektör ortaması 8.9. Bu sektörden yüksek gibi gözüküyor. Fakat aslında PayPal'ın son 5 yıllık ortalamasının epey altında. %62 neredeyse altında. Benim gördüğüm genel bir şey var. Bu tip meta örneğinde olduğu gibi şirketlerin fiyatları sert aşağı düşmüşse bir süre sonra geriye doğru gelmeye başlıyorlar. Ve bu %62 kaybın en azından bir bölümünü geriye alıyorlar. Ben PayPal'da %50-60 civarında bir yukarı yön görüyorum hisse senedi fiyatında. Bu durumda aslında eski ortalamasının epey altında. Yani 20 fiyat kazanç gibi bir yere gelmiş olacak ama şu eksini bir bölümünü telafi edecek diye düşünüyorum. Şirket bir büyüme hissesi olma özelliğini kaybettiği için fiyat kazanç bölü büyüme benim için çok önemli bir orandır. Oldukça düşük burada 0.82 gibi bir hesap var. Çünkü şirketin ilerideki büyümesinin yavaşlayacağı düşünülüyor. Sektör ortaması ise 1.23. Ben PayPal'ın sektör kadar büyüyebileceğini düşünüyorum. O yüzden bu ortalamada da yine burada görüyorsunuz 1.23 ile 0.82 arasında %60'lık bir fark var. Onu geriye getirebileceğini düşünüyorum. Zaten şu anda hem sektör ortamasının altındalar hem de kendi geçmiş pek rasyolarının epey altındalar. Hisse senedi fiyatının satışlara oranında da şu anda pahalı bir hisse değil. 2.81 gibi bir ortalaması var son 12 aydan baktığımızda. Sektör ortalaması 2.31. Kendi ortalamalarının ise çok altındalar. 8.07 ortalamaları var. İleriye yönelik satışlarda ise 2.51. Sektör ortalaması 2.24. Genel ortalaması PayPal'ın 7.32 olmuş. Yani buralarda da bir Haksız dayak yemenin eserleri var gibi gözüküyor. Şirketteki büyüme nasıl peki? Ya büyüme de aslında fena değil. Yani evet bu çeyrekte biraz yavaş geldi 8.73 ama hala sektör ortalamasının üstünde. Kendi ortalamasının altında bunu kabul etmek lazım. Şirketin ileriye yönelik ciro büyümesi 8.30 beklenti var. Yine sektörün epey altında. Favök karlıkta 8.16'lık karlılık yakalamış son çeyrekte. Sektör ortalaması eksilerde. İleriye yönelik fabrikarlıkları yine sektörün üstünde beklentileri var. Nakit akışı nasıl diyecek olursanız muazzam %9.7 sektörde %0.38 sektör ortaması %2450 üzerinde. Yatırım geri dönüşüne baktığımızda evet geçen çeyreğe göre düşme var %25'lik düşme var sektör daha az düşmüş. Ama ileriye yönelik büyüme beklentisi çok çok kuvvetli. Ve diyor ki burada yatırdığınız paranın %9.77 geri dönmesini bekleriz. Sektör ortaması eksi 2.74. Karlılık iyi. Mesela brüt kar %41.73. Sektörün biraz altında. EBIT karlı %15.87 sektörün biraz altında ama çok büyük PayPal unutmayın büyüyünce de bu karlılıkların bir bölümü gidiyor. EBITDA yüzde %18.84 sektör ortalamalarında net karlılık %9.63 bu sektörün altında kalmış. Fakat bu son çeyrek bunun sebebi net karlılıkta vergide de düşüyor. Burada vergi ödediler bu sezon çok fazla ve yine bir başka etki de işten çıkartmalardan dolayı doğan kıdem tazminatları. Hisse başı eldeki nakit 6.33 milyar dolar, sektör ortaması 6.26, operasyonlardan üretilen nakit 5.77 milyar dolar, sektörün %3.817 üzerinde. Çok detaya girmeyelim. Yani kulüp üyeleri ve katılıcılar da daha fazla detaya giriyoruz ama ben burada size biraz tadına baktırmak istedim. Videoyu da çok uzatmayalım. PayPal bence iyi şirket. Ama PayPal'a uzun vadeli bir yatırım olarak bakmam. Bu kaybettiği değerin bir bölümünü geri getirecek diye bakarım. Ne demek istiyorum? Şirket bence borsa tarafından aşırı sert dövülüyor. Nakit başka yerlere gitti yapay zeka oyunları gibi. PayPal'ın artık büyüme temposuna bir yavaşlama olduğu kesin ama PayPal hala süper nakit üreten, karlılık üreten, hisse başı kar üreten. Şu ana kadar temettü dağıtmamışlar. Muhtemelen yakında bu hisse alımlarının bir bölümünü azaltıp bunu temettü olarak da dağıtacaklardır. Böyle bir şirket. Ve Wall Street analistleri buna uyanıp da ve bir yandan da yapay zekanın gazı biraz azalmışsa kendine yeni yatırım fırsatları aradıklarında PayPal'a bakacaklardır diye düşünüyorum. Bir takım analistlere baktığımızda pek çok analistin PayPal'a strong buy, buy strong buy, buy verdiğini görüyorum. Hold veren yani tut diyen az sayıda insan var. Herkes al veriyor. Çünkü finans olarak gerçekten kuvvetli bir şirket. Öte yandan muhtemelen şirkette yakında bir yönetim değişikliği de olur diye düşünüyorum. Çünkü piyasaya heyecan veremiyorlar. Bazı şirketler böyledir. Google de öyledir. Yani çok iyi bir şirkettir ama piyasaları bir türlü heyecanlandıramaz. Böyle Nvidia'nın CEO'su gibi veya Elon Musk gibi adamlar değiller bunlar. Burada biraz şirketin piyasaya yeni hikayeler sunması gerekiyor. Büyüme hikayeleri ve rekabetle nasıl başa çıkacağına dair yeni büyüme alanları aslında çok da inovasyon yapan bir şirket. Ama bunları pek iyi anlattıklarını düşünmüyorum. Bu taraflarda biraz kuvvetlenebilir. Toparlamak gerekirse ben PayPal'da 6 aylık aşağı yukarı bir perspektifte bir yatırım açacağım. Bunu opsiyon olarak açacağım. Vadeli opsiyon olarak. Vadeli opsiyon ticareti nasıl yapılıyor bilmiyorsanız yukarıdaki ve aşağıdaki linke tıklayarak benim eğitime katılabilirsiniz. Opsiyon tercih etmemin sebebi de ben uzun vadeli yatım perspektifinde PayPal'ı görmüyorum. Ama bu fiyat haksızca bu fiyatın geri gelme ihtimali var. Çok büyük bir risk almadan geri gelirse yukarıya doğru olan hareketten tatlıca ayarlanacağım. Küçük riskim şu anlama geliyor. Opsiyonlarda hedef tutturamazsanız o paranın tamamı kaybolur yatırımınızın. O riski göze alacağım. Küçük bir opsiyonla PayPal'a yaklaşacağım. Ama tekrarlıyorum uzun vadeli yatırım perspektifimde yok. Bizim kulüp üyelerine bundan ilgili uzun vadeli bir yatırım yapın diye öneride bulunmam. Ama kısa vadede bence tıpkı Meta'da bir yılda 100 dolardan 300 dolarlara geldi. Burada da 68-69'dan yüzlere doğru bir yolculuğun olabileceğini tahmin ediyorum. Evet umarım bu analiz hoşunuza gitmiştir. Henüz katılmadıysanız mutlaka katıl üyeler arasında gelin. Orada çünkü her hafta böyle analizler yapıyoruz. Daha baba şirketlerle ilgili. Mesela bu hafta gündemimizde Intel var. Intel'i de çok önemli görüyorum. Intel'de yine çok dayak yiyen ve yapay zeka devriminden yeterince yararlanmayan şirketlerden. Dün de yeni yatırımlarını açıkladı. Ona rağmen hisse seni bir posta daha dayak yedi. Neden dayak yiyor? Dedi aslında yukarı doğru potansiyel var? Yarın Intel konuşacağız. Görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça kalın. Hoşçakalın.